arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle Önümde gördüğünüz bu güzel yeleğimizi çalışacağız. Yeleğimiz hem kız bebekler hem de erkek bebekler için uygun bir çalışma. Dilediğiniz renklerle bu çalışmamızdan yapabilirsiniz. Dilerseniz kalan iplerimizi değerlendirirsiniz. Dilerseniz özellikle belirlediğiniz birkaç tane rengimizde bu güzel çalışmamızı sizler de yapabilirsiniz. Bu küçük bebeklerimiz için bir çalışma. 0-6 aylık bebeklerimiz için daha büyük örmek istediğiniz çocuklarımız ya da bebek lerimiz için sayılarımızı fazla başlarsanız yeleğimiz daha büyük olacaktır bir yaş ya da bir buçuk yaş için ölçü vermek istiyorum bu daha küçükler için de önümüzü 16 tane başlayalım kolumuzu 22 tane başlayalım 16 önümüz 22 kolumuz tekrar 30 tane arkamız ve yine diğer buradaki ölçülerimizin birebir aynı kolumuz ve arkamızı başladıktan sonra 1 buçuk yaş için uygun ölçü olacaktır. Ona göre başlarsanız istediğiniz güzellikte eleğimiz olacaktır. Tabii yaşı büyük çocuklarımız için bir sıra daha robamızı ölçüsünü fazla yaparsanız daha güzel olacaktır Robo boyu biraz daha uzun yeleğimizin de boyu yine aynı şekilde örmeye devam ettikçe daha gövdeye uygun hale gelecektir şimdi ben bu ölçüleri size vermek istiyorum mezurumu aldım arkadan alt kısma kadar 28 santim şöyle önünü çeviriyorum omuz boyunun en yüksek yerinden alt kısma 29 santim kolumuza kadar Kolumuza kadar olan bölüm ise 9 santim. Kol altından aşağıya doğru ölçtüğümüzde ise 18 santim olduğunu görüyorum. Bir gövde ucundan diğer gövdeye kadar olan genişliğine bakalım. Kol altımızdan ölçüyorum. Şöyle tuttuğumda 23 buçuk santim. Kol altı genişliği. Evet yeleğimiz bu şekilde. Çok cici, bicili, hoş bir çalışma. Kolay gelsin diyerek hemen bu güzel çalışmamıza geçelim. Ama öncesinde sizlerden küçük bir ricam olacak. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlar abone olup zilini aktif eder. Beğeni ve yorumlarla bizleri desteklerse çok memnun oluruz. Evet kolay gelsin hemen başlayalım. Yeleğimizin roba kısmı için zincirimizi çekerek başlıyoruz. Önce önümüz için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben 10 tane küçük bir yelek örmek istiyorum. Bakınız şöyle iki boğumumu ancak kapsadı. 3 santim kadar küçük yelek. Daha büyük örmek isteyen arkadaşlarımız 4 santimmiş. Bakınız tam 4 santim. 10 zincirimi çektim. Buradan sonrasında kol için çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rahat çekiyorum. 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane zincirimi de kolumuz için çektik ve içine batacağımız için trabzanlarımızı öreceğimiz için biraz rahat örelim. Çok sıkı örersek bu kısım büzülür. Diğer kısım istemediğimiz bir genişlik oluşur. Şimdi ileğimizin 10 tane önü 12 tane kolunu ördük. Arkasına 20 zincirimizi çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 ve 20. Tam 20 zincirimde arkam için çektikten sonra tekrar diğer kolumuz için 12 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Son önümüz için 10 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın rahat rahat çektim zincirlerimi. Şöyle görecek olursak gayet rahat oldu. Şimdi bırakıyorum. Ölçüsüne bakalım. 25 santim. Bakınız şurada başladığım yer hatta 25'li biraz taşmakta ama ben çekmek istemiyorum. Çektiğimiz zaman şöyle tutarsak daha da gidebilir ama kendi doğallığında bırakıyorum. 25 buçuk. Evet şimdi geri dönüşümüzü yaparak üzerine trabzanlarla örmeye başlayabiliriz. 10 tane trabzanımız olacaktı önümüz için. Burada zincirimiz 10 ördüğümüz. Şimdi herhangi bir eksilme olmaması için 1 ve 2 zincir geriye geçiyorum. Bakınız bir tane zincir ve iki zincir geriye çektim. iki zincir ilave ediyorum. Elimizi geriye çekilelim. Bir ve iki. iki tane de zinciri yeni çektim. Tığımın başını doluyorum. ikinci zincire geri çekildiğim ikinci zincir içerisine girerek batıyorum. Ve ikili trabzanımı örüyorum tığımın başında doluyorum. Bu işlemi yaptığımız zaman hiçbir şekilde zincir sayımız eksik gelmeyecek. İki çekilip iki zincir ilave ediyoruz ve çekilmiş olduğumuz ikinci zincire girerek trabzanımızı örüyoruz. Şimdi sırası ile hiç atlamadan bakınız. Birer birer trabzanlarımızı örüyoruz. Her zincire bir defa başında dolayıp giriyorum. Bir ve iki defa dalıyorum. Doluyorum. Sıradakine batıyorum. 1 ve 2 bir defa başını doluyorum toplamda 10 tane trabzan olana kadar sırası ile zincirlerimin içerisine örüyorum 10 tane trabzanımı ördüm birinci zincirden döndüğümüzde dahil bakınız 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane trabzanım tamamladıktan sonra 2 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere değil kolumuz için ördüğümüz zincirin içerisine giriyorum. Bakınız aynı yere değil bir sonraki zincir içerisine giriyorum. Ve toplamda ardı ardına 12 tane trabzanımı buraya örüyorum. Birer birer her bir zincire bir trabzan biliyorsunuz 12 tane zincir çekmiştik kolumuz için bir dolayıp bir dolayıp bir batıyorum çekiyorum 2, 4, 6, 8, 10. 2 tane eksiğimiz kalmış. 11 ve 12. 12 trabzanımı da ördüm. Şimdi 12. trabzan üzerine buradaki artış yerini yapmak için 2 tane zincirimizi çekelim. 1 ve 2. Ve kolumuz hazır oldu. Şimdi arkamızı örmeye başlayabiliriz. Arkamız için 20 tane zincir çekmiştik. Tığımızın başına iki zincirden sonra dolayalım. Aynı yere değil, bir sonraki zincir içerisine batıyorum. Bakınız, bir sonrakinin içerisine batıyorum ve sırası ile bir dolayıp sıradaki zinciri örerek toplamda 20 tane trabzan sayısına ulaşıyorum. Zincirimizden sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 20 toplamda 20 tane trabzan arkamız için ördüm. Yine her bir bölüm için çektiğimiz iki zincirimizden buraya da örüyoruz. 1 ve 2. Tekrar tığımızın başında oluyoruz. Aynı yuvaya değil bir sonraki yuva içerisinde ikinci kolumuz için gerekli olan 12 tane trabzanımızı her birer, birer örelim. Hiç iki tane batmıyoruz. Hep birer birer. 2 4 6 7 Sıkıca örüyorum. 9 10, 11 ve son 12. 12 tane trabzanım ördüm. Üzerine yine diğer bölümlerde yaptığımız ikişer zincir her bölüm arası iki zincirimizi çekiyoruz. 1, 2. Tekrar doluyorum. Aynı yere değil yanına. Son parçamız olan. 2. önümüzü örüyoruz. Diğer önümüzü başlangıçta örmüştük. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bakın hiçbir şekilde fazla ya da eksik parçamız yani zincir sayımız olmadı. Bütün parçalarımızı birer birer ördük. 10 10 önlerimiz, 12 12 kollarımız, 20 de arkamızı ördük. Şimdi ikinci sıramıza başlayabiliriz. İkinci sıramıza başlarken zincir çekerek başlayalım. Bitirdiğim yönde çekiyorum. 1 2 ve 3. Eğer eliniz gevşekse 2 de yeterli. Çeviriyorum arkasını. Şimdi önlerimiz Düz trabzan olacak robamız bitene kadar kollarımızda ise 3 tane trabzanımızı bir zincirimizi yani kafeslerimiz olacak önler ve arka düz trabzan roba bitene kadar kollarımızda sadece trabzanlı kafeslerimizi çalışacağız. tığımı başını doluyorum birinciye batmıyorum bunu bir tane zincirimde trabzan sayıyorum ikincinin tepe noktasına geçerek batıyorum bakın ikinciye geçiyorum direk. 1 ve 2 doluyorum sıradaki 3 ördüm sırasıyla örüyorum hiç saymıyorum hepsine birer birer tutuyorum kollarımız farklı önler ve arkamız tamamen trabzan olacak şimdi 10 tane trabzanımı birebir üzerine ördüm sayalım isterseniz bakınız 2 4 6, 8 ve 10. Şimdi zincirimin bulunduğu yerdeyim. Yeleğimizi genişleteceğimiz için aşağıya doğru burada iki tane artışımızı yapıyoruz. Yani iki tane şu zincirimizin içerisine önümüz için iki, kolumuz için arada iki zincir olacak şekilde trabzanlarımızı örüyoruz. Şimdi 10 tane ördüm. Hemen sırası gelenleri anlatalım. Bir arttım. İkinci artışımı yaptım. 12 tane oldu. Şimdi araya tıpkı altta yaptığım gibi iki tane zincir çekiyorum. Bölümleri birbirinden ayırmak için. Kolumuza geçiyoruz. Kolumuza yine zincir içerisine bakın. Zincir içerisinde hiç trabzan üzerine değil. Zincirimin içindeyim. Şöyle de göstermek istiyorum. 2 tane trabzanım ördüm artış için. Bakınız iki tane önümüzden, iki tane kolumuzdan arttık. Şimdi kolumuzu farklı öreceğimiz için artış sonrasında hemen ilk trabzana bir tane daha trabzan batarak örüyorum. Üç tane trabzanımız oldu. Bir zincir çekiyorum. Tığımın başında doluyorum, Bir atlıyorum. Diğerine batıyorum. Yanındakine ve diğerine bir tane atladım 3 tane trabzan ördüm burada artışımın yanına ilk trabzanımı örmüştüm 3 trabzan bir zincir çektim bir aşağıdan atladım 3 trabzanım ördüm şimdi bir tane zincir çekiyorum bir atlayıp diğer trabzanımı yan yana 3 tane örüyorum kedimizin tüyleri 3 tane trabzanımı yeniden ördüm ve devam ediyorum kolun bitene kadar bir zincir bir atlıyorum bir ikinciyi örüyorum iki burada bakınız iki tane trabzanımı ördüm şurada iki tane artış yapmam gerekmekte bakınız bir tane iki denk geldi ama burada da iki artış yapmam gerekir önemli olan buradaki benim artışlarımı tamamını yapmam tığımı başını doluyorum iki tane yan yana trabzanım örüyorum önemli değil burada dört tane de olabilir bakın artışımı yaptım bir iki zincir çekiyorum iki tane trabzanımı araya örüyorum şimdi arkamıza geçişimizi yapacağız öncesinde şöyle bakalım iki tane artışımızı yuva içerisine yaptık ve sonra bir tane trabzanımızı kol bölgesinden aldık bir zincir çekip bir atladım 3 tane trabzanı yan yana ördüm bu şekilde kurduk bakınız şurası hiç önemli değil bakın iki tane mutlaka artışımı yapıyorum Araya iki zincirimi çektikten sonra iki trabzan da arkamız için artışımı yaptım. Şimdi bütün trabzanlarımı arkada düz olarak örüyorum. Sadece kollarımız kafesli olacak. Robamız bitene kadar. Robadan sonra zaten tamamen kafesli bir şekilde yeleğimizi öreceğiz. Renkleri geçiş yaptıkça daha da belirginleşip güzelleşecek bakınız. Şimdi sona kadar dümdüz ilerliyorum. Yani arkamızın sonuna kadar. Birer birer trabzanlarımızı örerek geldim. İki tane başlangıçta artış yapmıştık. Şimdi iki tane de bitişinde artışımızı yapıyoruz. Araya giriyorum. Bir trabzan ördüm. İkinci trabzanımı örüyorum. İki trabzan burada. Aradaki bütün trabzanlarımı ördüm. İki trabzan da bitiş yönünde tamam. Şöyle. Şimdi araya iki tane zincir çekiyorum. Bir ve iki iki tane trabzanımı kolum için zincir içerisine örüyorum ve kafeste öreceğim için ilk trabzana bir tane trabzan örüyorum bir zincir çekiyorum bir atlıyorum diğerine batıyorum bir yanındakini örüyorum iki bir sonrakini örüyorum üç üç tane trabzanımı yan yana ördüm bir zincir çekip bir trabzan atladıktan sonra tekrar bir zincir çekiyorum bir trabzan atlayıp diğer trabzanı yan yana örüyorum. 1, 2 ve 3. Bir tane zincir. Burası kolumuz. Lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Sadece kollarımızda kafes uygulayacağız. Roba bölümümüzde. İki tanesini ördüm. Bakın yine diğer taraftaki gibi aynı sayıda oldu. Fazla değil. 1, 2, 3, 4. Burada da 1, 2, 3. Şuradaki başlangıçtakini saydığım zaman 1, 2, 3, dördüncü de iki tane trabzan yaparak artışımızı tamamlıyoruz. Birebir her iki kolumuz aynı olacak. Şöyle tekrar görmenizi istiyorum. 1, 2, 3. Sonuncusu 4 olmuştu. Kolumuza bakıyoruz. 1, 2, 3. Sonuncusu 4 olmuştu. Yine İki zincirimi çekip önüm için iki artışımı da yapıyorum bir ve iki düz trabzan olarak yine burayı da tamamlıyoruz doluyorum birer birer örüyorum ve ikinci sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz sona kadar birlikte gelelim. en son trabzanımızı da sizlerle birlikte örüp ipimizi kesip yeni rengimize geçelim zincirden döndüğümüz trabzanımız vardı lütfen bunu buracıkta unutmayalım tepesine batalım ve trabzanımızı Örelim. Emin olup olmak istemezsin. Yani herhangi bir şekilde yeni başladıysanız emin olamıyorsanız son trabzanı örüp örmediğinizden lütfen sayın. 12 tane olacak. 10 başlamıştık. 12 ya da daha fazla başladıysanız. Kaç başladıysanız iki fazla olacak. Sayalım. Bakınız. 2 şu zincirden sonra sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Bakınız. 12 tane zincir e, trabzanım ördüm. Bir tane zincirim çekiyorum ve ipimi buradan kesiyorum. Yeleğimizin rubasında iki sırayı tamamlamış olduk. Şöyle görelim. İpimizi kopardım. Kollarımız bakın ne kadar güzel oldu. Şöyle bir yaş grubu çocuklarımız için gayet güzel. Şimdi dilediğiniz renkli hiç fark etmez. Dilerseniz iki tane renkli dilerseniz çok daha fazla rengi kombin ederek bu yeleğimize çalışabilirsiniz. İki renkli de çok güzel olmakta. Üç renkli de. Eğer kalan ipleriniz varsa yine daha fazla iplerle de çalışabilirsiniz. Bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum tığımı. Şimdi robadaki önlerimiz ve arkamız tamamen birebir düz trabzan olarak devam edecek. Diğer taraflar ise şu kollarımız bu şekilde örülecek. Şimdi düz yönden örmeye başlıyorum. İpimi kopardığım yönden çalışıyorum. Burasını düz yapacağım artık. İlk trabzanıma batıyorum. İplerimizi şöyle yaklaştıralım. Giriyorum. 1, 2, 3. 3 zincirimi çektim. Her iki ipimi de aldım. Birer birer travzanlarımı örerken buradaki iplerimi de gizliyorum. Düz bir şekilde iki zincire kadar ilerliyorum. Son trabzanımı ördükten sonra iki zincirime bulunduğu noktaya geliyorum ve buraya bir bir tane trabzanım örüyorum. Sonrasında dolayıp yine aynı yere girerek ikinci bir trabzanı örüyorum. Tamamen düz ördüm. Bakınız 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 14 oldu. İki artışımızla birlikte. Kaç başladıysanız her seferde iki artış. Araya iki tane zincirimi çekiyorum. Buraya giriyorum. 1 kolumuzdan tarafa geçiyorum 2 ve batıyorum üçüncü trabzan üzerine iki tanesini ara boşla bir tanesini trabzan üzerine batıyorum ve bir zincir çekiyorum direkt zincir içerisine geçiyorum bu kez trabzanların üzerinde değil zincirlerin içerinde işlemimizi yapıyoruz 3 tane trabzanımı birer birer örüyorum bir zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum bir zincir çekmiş oldum alt sıra içerisine girerek bir iki ve üç üç tane zincirimi çekiyorum bir tane üç tane trabzanımı ördüm pardon zincirimi çektim bir tane tekrar zincir içerisine üç trabzanımı örüyorum bir iki ve üç Tekrar 3 trabzanım tamamladıktan sonra bir tane zincir. Şuradaki en son bakın zincirimizin hemen yanındaki trabzanımın tepesine batıyorum. Bir, 2 tane de içeriye örüyorum. 1. iki toplamda 3 tane trabzanı da artışlarımızla birlikte buraya yapıyoruz. İkisi artış. Bir tanesi trabzanımızın üzerine bakınız. İki tanesi artış. Ara iki zinciri çekiyorum. İki tane trabzanımı zincir içerisine artış için örüyorum. İkinciyi de örüyorum. Arkayı dümdüz trabzanlarla örüyorum. Tıpkı önde yaptığımız gibi düz bir şekilde örelim. Arka kısmı örerek geldim. Dümdüz trabzan ördüm. Bakın, kolumuzla farkı daha açıkça görülmekte. Şimdi artış yerimize geldim. Yani iki zincirin bulunduğu yerdeyim. Tığımın başını doluyorum. Bir doluyorum. İkinci trabzanımı örüyorum. İki tane trabzanımı buraya ördükten sonra aralarına iki zincir tekrar iki tane artışımı yapıyorum. Bir ve 2 koluma geçiyorum koluma ilk trabzanı örüyorum 3 tane trabzan yaptım bir zincir çekiyorum tığımı başını dolayarak zincir içerisine geçip 3 tane trabzanı örüyorum 1 2 3 bir zincir çekiyorum zincir içerisine giriyorum 1 2 ve 3 bir tane zincir tekrar zincir içi 2 ve 3 bir zincir çekiyorum en son bakınız aradaki iki zinciri görünce sondaki trabzan üzerine batıyorum bir araya iki tane daha örüyorum artış yerine bunlar artışımız için olan trabzanlarımız ama yine şöyle kafesli güzel görünüm kazanmakta ördüğümüz zaman 2 tane ara zincirini örüyorum ve düz bir şekilde önce iki artışı yapıp ardından trabzanlarımın üzerine birer birer örerek sona doğru ilerliyorum. Hepsini birer defa örüyorum. Son trabzanımıza kadar örerek geldim. En son trabzanımızı örmeyi unutmuyoruz. Ve bir tane zincirimizi çektikten sonra sıramızı burada tamamlıyoruz. Aynı renkle iki defa dolaşmak isterseniz arkadan yine dönerek devam edebilirsiniz. Ama ben her sırada farklı renk kullanmak istiyorum. Başlangıçta trabzan sırası olduğu için aynı renkle devam etmekte bir sakınca görmedim. Şöyle görelim. Kollarımız, arkamız, tekrar kollarımız ve önümüz. Şimdi ön taraftan üçüncü rengimle devam ediyorum ipimi bu yönde kesmiştim. Diğer yönde örmeye başlıyorum. Bir tane zincirimi çekip düğümümü attım ve ilk trabzan üzerine şöyle geliyorum. Atıyorum. Rahatlatıyorum şuradan ve geçişimi yapıyorum. 1 2 3. İpimi arkaya alıyorum. Ve birer birer trabzanlarımı örüyorum. Birer birer. İkinci sıramızda yapmış olduğumuz işlemimizi babamız tamamlanana kadar devam ettiriyoruz. İkişer artışlarımız, kafesti trabzanlarımız ve ön ve arkada düz trabzanlarımız olacak şekilde örüyoruz. tüm trabzanlarım tamamlanana kadar ördüm şimdi araya geçiyorum iki tane önce bakınız önce trabzanları devamlı oluyor yani hepsini devam ettiriyorum sonra artışlarımız tamamlandı iki zinciri çektim ve yeniden iki tane artışımı buraya yapıyorum ve diğer tarafa uyum sağlaması için ilk trabzanımı örüyorum 3 tane trabzan yapıyorum 3. yani koldan alıyorum bir zincir çekiyorum zincir içerisine 3 trabzan 1 2 3 ikinci sıranın hiçbir değişikliği yok birebir aynı şimdi e, burayı arkaya kadar birlikte yapalım eğer takılırsanız videomuzu biraz başa alarak ikinci sıradan izleyip bütün sıraları aynı şekilde yapabiliriz. Araya bir zincir, üç trabzan. Bir zincir. Bakın sonda en sondaki trabzanımı kullanıyorum. Bitirirken son trabzanımı kullanıyorum. Başlarken de ilk trabzanımı kullanıyorum kolumuz için. Bir trabzanımı ördükten sonra iki tane trabzanla da örüyorum. İpimi şöyle yaklaştırıyorum. Artışımı yaptım bakınız araya. Şimdi arkayı düz bir şekilde örerek biraz büyütüyorum. Bu işlemlerimizi tekrar ederek ve renklerimizi değiştirerek roba kısmımızı tamamlayalım. Robamızı aynı şekilde artışlarımızı yaparak örmeye devam ettim. 4 yerden artışımızı yaptık. Kollarımıza geçişte, arkamıza geçişte, tekrar arkadan kolumuza geçiş, kolumuzdan önümüze geçiş. Dört yerimizde artışlarımızı yaptık ve her sırada farklı rengimizi kullanarak Robomu büyülttüm. Sayalım kaç sıra ördüğümüzü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra ördüm. 10. sırayı ise pembemle başladım. Pembemizde artık kolumuzu kapatalım. Şöyle birleştirme işleminizi yapalım. Sadece gövdemizi örmeye başlayalım. Şimdi dümdüz aynı buradaki ördüğüm şekliyle örmeye devam ettim ön kısmımı trabzanlarla kolumuzun bulunduğu noktaya geldim ve araya da iki tane artışımızı yaptık artık kolumuzu birleştireceğimiz için örmeyeceğiz altına zincirimi çekip biraz kol altı genişliğini kazandırdıktan sonra arkadan trabzanlarımızı örmeye devam ediyoruz bakın iki artışımı yaptım bir rahatlattım 2 3 4 5 tane zincirimi çektim kol altı genişliğimiz için yeterlidir 5 zincirimi çektikten sonra diğer artış yerine geldim tığımı başını doluyorum araya giriyorum 1 araya giriyorum yine iki tane artışımı yapıyorum sonrasında birer birer bütün trabzanlarımızı örerek diğer kolumuzun bulunduğu noktaya kadar devam ediyoruz 5 zincirimi çektim kol altımı genişlettim da tıpkı daha önceki ördüğüm şekliyle örüyorum sırt kısmını ördüm artış yerimdeyim 2 tane artışımı yapıyorum 5 zincirim çekiyorum ilmeğimi rahatlatıyorum 1 2 3 4 5 büküyorum tığımın başını dolayarak önce 2 artışımı yapıyorum Sonrasında trabzanlarımızı birer birer örüyoruz tamamen düz trabzan sırası olarak bu sıramızı ördük ve kol altımızı şöyle birleştirdik. Kolumuz birleşti. Altına modelimizi uygulayacağız. Şimdi başa kadar devam ediyorum. Sıramızı tamamladım uç noktaya kadar örerek geldim. En son trabzanımı ördükten sonra ipimi kopararak tamamladım bir uçtan bir uca tamamen sıramızı tamamladık yani pembe sıramız bitti şimdi gövde kısmına geçebiliriz yeniden renk değişimi için farklı bir ipe bir tane zincirimi çektim düz yönden yeni rengimizle örmeye başlıyoruz bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum ve birinci trabzanımın üzerine gelerek batıyorum toplamda bağladığımla birlikte 3 tane zincirimi çektim İpimi arkaya alıyorum hep yaptığımız işlem ikinci trabzana ve üçüncü trabzana birer birer trabzan örüyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Aşağıdan bir trabzan atlayıp diğer trabzanıma geçişimi yapıyorum. ipimi yine gizliyorum. Burada koldaki yapmış olduğumuz çalışmamızı bütün gövdede yapacağız. Artık tamamen e, trabzan örmüyoruz. İkinci trabzanımı ve üçüncü trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekiyorum, bir atlıyorum, yanındakine ve diğerine batıyorum. Tekrar bir zincir, bir atlıyorum, bir zincir, bir atlayıp diğerine batıyorum ve yan yana trabzanlarımı. 3 tane olacak şekilde örüyorum. 3 trabzan bir atladım bir zincir 3 trabzan bir atladım bir zincir çektim kol altına doğru ilerliyorum bir atlıyorum bir tane zincir çekiyorum hemen kol altı olduğu için ilk zincire batıyorum. Bakın atlamıyorum. İlk bir zincir çektim, batıyorum. İkincisine batıyorum. Ve üçüncüsüne batıyorum. Ayrı ayrı 3 trabzanımı ördüm. Bir zincir çekiyorum. Bir tane atladım. Hemen en son zincire batıyorum ve trabzanıma geçişimi yapıyorum. Bir zincir bir atlayıp diğerine batıyorum bu şekilde öne gelene kadar 3 trabzan bir zincir bir atla şekliyle örelim ve önde yeniden birlikte olalım. Sıramızı tamamladık ve uç noktaya geldim. Bir tane zincirimi çekiyorum. Yine ipimi buradan keserek diğer rengimi alıyorum. Ve düz yönden başlıyorum. Şöyle bir görmenizi istiyorum. Bakınız babadan sonra Geçişimizi yaptık. Artık tamamen omuzlarımızda yani kollarımızda ördüğümüz şekliyle örmeye başladık. İlk bir boşluğumuzu bıraktık. Şimdi örgümüzün düz yönünden yeniden örmeye başlayalım. Tabii ki yeni rengimizle birlikte. Mavi rengimi alıyorum. Kalan iplerinizde değerlendirebilirsiniz. Şimdi burada bakınız. 3 tane trabzan olarak başlamıştık. Zincirlerimizin içerisine öreceğiz. Trabzanları trabzan üzerine örmeyeceğiz. Böyle başlangıcın bir tanesi trabzanla diğeri ise zincirden kutucuklu olacak. Trabzanlardan olan bölümümüzü ilk sıramızda ördük. İkinci sıramız kutucukla başlayacak. Üçüncü sıramız tekrar trabzanlı olacak. Yani bir trabzanlı sıramız bir kutucuklu bir trabzanlı bir kutucuklu sıramız şeklinde devam edecek örgümüz. Aynı şekliyle de bitecek. İlk zincirden oluşan trabzanımın üzerine batarak giriyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim. Bu trabzan boyutuydu. Şimdi dönüşüm için, kutumu oluşturmak için ise 1, 2, 3. Yani toplamda 5 tane zincirimizi çekelim. İpiniz ince ise bir tane daha ilave edebilirsiniz. Kalın da 5, ince de 6 tane zincirimizi çekelim tığın başında doluyorum. hemen yuva içerisine giriyorum ipimi de şöyle aldım arkadan 3 tane trabzanımı örüyorum 5 zincir yuvaya batıyorum 3 trabzanımı örüyorum tekrar 3 trabzan sonrası bir zincirimi çekiyorum 3 trabzanımı atlayıp yuvaya geçiyorum ve 3 tane trabzanımı buraya örüyorum bir tane zincir 3 trabzan 1 2 1 zincir aralarda bir tane zincirimiz var 3 trabzan sonrası yuvaya girişimizi yapıyoruz aynı yere 3 tane trabzanımızı örüyoruz ve bu şekilde sona doğru ilerliyoruz Uca kadar örerek geldim. Buradan başlamıştım. Uç noktaya geldim. En son kutucuğumuzu hazırlayacağız. Bir tane zincirimizi çekiyoruz. Başta 5 zincir çekmiştik. Burada bir zincir çekip tığımın başını doluyorum. Sondaki trabzanımın tepe noktasına gelerek batıyorum. Trabzanımı örüyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra şöyle ipimi buradan kesiyorum. Ve diğer rengim için baş tarafa geçiyoruz. Bakınız bir tane kafes bitişte da yine kafeste başlamıştık. Şimdi diğer rengimize de geçelim. Bu iki sıra sürekli birbirini tekrar edecek. Sarı rengimi alıyorum, zincirimi çekip düğümümü attım, kafesin içerisine giriyorum, bağlanıyorum. 1 2 3 Yanına. 2 tane daha tırabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Araya bir zincir çekiyorum. 3 tırabzanımızı tamamladıktan sonra kutunun içerisine giriyorum. İpimi şöyle alayım. Daha sonra da içe gizleyebilirsiniz ipi. 1 2 ve 3. Bir tane zincir. Yuvaya giriyorum. 2 ve 3. 3 trabzan sonrası bir zincir tekrar 1 2 3 bu şekilde renklerimizi değiştirerek biraz büyütelim her sırada farklı rengimi kullanarak yeleğimi istediğim ölçüye getirdim. Sayalım kaç sıra ördüğümüzü. Şu robadan sonra pembemizde robamızı bitirmiştik. Lacivertle başlamıştım. Hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 toplamda 18 sıra ördüm. Bu şekilde gayet güzel oldu. Şöyle bakalım cıvıl cıvıl. Şimdi kenarından bir tanesinin hem kolunu hem de önümü lastik çalışması yaptım. Burası düğme olacak bölüm. Diğer tarafta ilik çalışması yaparak devam edeceğiz. Şimdi örmeye başlıyorum. Karşı tarafı yukarıdan aşağıya doğru ördüm. Burayı ise aşağıdan yukarıya doğru başlıyorum. Alt trabzanımda başlıyorum en uç noktada 1 2 3 iplerimi alıyorum her ikisini bir tane trabzan örüyorum bir tane kendisini bir de içine ördüm tığımın başını doluyorum pembeye geçiyorum 1 2 her renge iki tane trabzanımızı örelim 1 ve 2 eğer çok dar gibi olan bölüm olursa oraya bir tane yeterli olacaktır. Trabzanın bir katını alıyorum bakınız. Örüyorum. Laciverte geçiyorum. Bir, iki. Şu ana kadar hepsini ikişer ikişer ördüm. Pembeme geliyorum. Bir ve iki. Mavi yine iki. 3 tane trabzanın bir katını alıyorum. 1 ve 2. Bakınız burada boşluk biraz dar gibi kalmış. Bir tane yeterli. Kırmızıma yine 2 yaptım. Yani bu şekilde arada bir tane de örebilirsiniz. Kenarın boyutuna göre. Baş kısma kadar ilerleyelim uç noktaya kadar geldim en son bir tane trabzanımı ördüm Kırmızı zaman başlangıç noktasına batıyorum son trabzanımı örüyorum 1 2 3 tane zincirimi bu yönde çekiyorum örgümü çeviriyorum şimdi lastik örgüsüne başlıyorum ve bu sırada ilik çalışması da çalışacağız şimdi bir tane trabzanım ve yanındakini ördüm 2 bir tane iliğim için bir zincir çekiyorum bir atlıyorum hemen diğerini örmeye başlıyorum bakın bir zincir çektim sıradaki trabzanı atladım burası boşluk iliğimizin olduğu bölüm olacak atlıyorum burada yandan girmiştik diğerini arkadan bakın bunu atladım arkadan giriyorum ve ilk iliğimi açtım burayı takip ediyoruz bir içten bir dıştan şimdi içten atladım ama yine içten örüyorum düzen hiç bozmuyorum dıştan alıyorum yine içten öncesinden ayarlarsak ne kadar sıklıkla çalışmak istediğimizi ileyimize çok daha kolay olacaktır ayarlamalarınız. Bir tane arkadan giriyorum. Klasik lastiğimizi örmekteyiz. İlkelik yerim bakın şurası. Devam edelim biraz. Robamın bitimine kadar örerek geldim. Şöyle robamızın tam bitiminde pembenin olduğu yerdeyiz. İkinci iliğimi de buraya açıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bakınız kabartılı bir şekilde yandan ördüm. Diğeri içteydi. Tığımın başını doluyorum. Bir tane atlıyorum. Diğerini yine ardından alıyorum. Lastik düzenini hiç bozmuyoruz. Bir kabartı dıştan, bir içten, bir tane zincir. Bakın tam pembenin olduğu yerden. Şimdi sırayı takip ederek istediğimiz aralıklarla iliklerimizi bu şekilde çalışalım. Dilerseniz sadece roba kısmında da ilik çalışması uygulayabilirsiniz. Bir ters, bir düz örüyorum. Sıramızın sonuna kadar geldik. İliklerimizi açtım. Bakın bir ilik de buraya açtım. Toplamda 1 2 3 ve en sondaki bölümümüze de bir tane daha ilik çalışması yapıyorum ve son tepesine batalım. Çünkü alt kısma yine lastik geçeceğimiz için burası son iliğimiz olsun. Bir zincirimizi çekelim ve çevirelim. Burada bir sıra sık iğne örelim. Hemen kendi dibine batıyorum. Bir tane iliğimin içerisine sık iğne batıyorum. Sonrasında trabzanlarımın üzerine birer birer batarak sık iğnemle devam ediyorum. Birer birer ilerlemekteyim. Şöyle görelim. Burası son iliğimizdi. diğer iliğime gelene kadar sık iğne örüyorum sık iğnelerimi örerek geldim şimdi ikinci iliğimdeyim aşağıdan yukarıya doğru geçişte yine buraya bir tane sık iğnemi örüyorum trabzanlarımın tepesine örerek yaka kısmına doğru ilerliyorum hiç farklı bir işlem yapmıyoruz üçüncü iliğime geldim batıyorum ve trabzanları şöyle görülmekte bakınız iliğimizin ilik bölümünü bu şekilde çalışarak tamamladık şimdi buradan yaka kısmımıza geçiş yapabiliriz en son sık iğnemi ördüm son trabzanımın üzerine bir tane daha sık iğne örüyorum toplam iki oldu tam araya giriyorum 3 oldu Diğerine giriyorum 4 ve kırmızımla mavimin birleştiği noktaya da batıyorum. Şu şekilde geçişimizi sık iğnelerimizle yaptık. Burada bir eksik bir fazla yapabilirsiniz problem değil. Burada 3 tane zincirimi çekiyorum. Zincirimizi çektikten sonra yakamıza da bir sıra mavi işlem yapalım. Kırmızımı yandan alıyorum ilk kırmızımı. Başını doluyorum ardından yandan ardından yandan ardından tekrar yandan giriyorum ardından yandan hiç trabzan atlamadan bir tanesini yandan bir tanesini ardından alarak yakamızı tamamlayalım Yakamızı bir uçtan diğer uca kadar örerek geldim. En son trabzanımı ördüm. Şimdi mavimle kırmızımın bulunduğu noktaya bir iki tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere gelerek şöyle batıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra burayı kesiyorum ve yaka kısmını da tamamlıyorum. İplerimizi sonra içeriye çekelim. Şimdi alt kısmına çalışmaya başlayalım. Alt lastiğimizi mavim ebruli olduğu için tonu açıldı zaten de sürekli renk geçişi yaptığımız için sorun değil Evet şöyle uç kısımdan başlıyorum 1 2 3 3 zincirimi çektim hemen araya batıyorum tığımın başını doluyorum bir yanındakine batıyorum 2 araya giriyorum bir örgümüzün düz yönündeyiz Sonra trabzanlarımızı birer birer örelim. 2 ve 3. Tığımın başında doluyorum. Ara boşluğa batmıyorum. Direkt diğer trabzanıma geçiyorum. Yani sadece üçer trabzanlarımızı örüyoruz. Ara boşluğa batmıyoruz trabzanımız. Eğer toparlayacak gibi olursa arada bir batabilirsiniz. Batmıyorum. üçünü örüyorum batmıyorum sona kadar ilerleyelim şöyle görelim bakın sadece üçleri örüyoruz başa kadar geldim sık iğnemin içerisine de en son trabzanımı örüyorum 1 2 3 tane zincirimi bitirdiğim yönde çekiyorum ve örgümün arkasını çeviriyorum Tekrar aşağıdaki hazırlamış olduğum trabzanlarımı lastik örgüsü yaparak devam ediyorum. Hiç farklı işlem yapmıyorum. Bir yandan girip bir ardından lastik örgümüzü çalışıyoruz. Yeleğimizin etek kısmını da tamamladık. Şöyle 3 sıra ördüm ve e, ipimi kopardım. Şimdi diğer kolumuzu da çalışalım. Daha öncesinde kolumun bir tanesini çalışmıştım. Yapmış olduğumuz işlemlerin birebir aynını yapıyoruz. Trabzanlarımızı ördükten sonra yandan ve arkadan olmak şekliyle e, lastiğimizi örüyoruz ve iki sırada tamamlıyoruz. Şimdi başlayalım. Her zaman için alttan başlayalım. Bir tane zincirimi çekiyorum düğümümü atıyorum sıkıştırıyorum şöyle giriyorum ortalayarak kol altına bakın burası kolumuzun olduğu bölüm sabitleniyorum 1 2 bağlantımla birlikte 3 oldu şöyle yandan dönerek giriyorum ve ipimi de gizliyorum yukarıya doğru çıkıyorum pembemin olduğu yerdeyim yeşille araya giriyorum sonrasında birer birer trabzanlarıma batıyorum araya batıyorum çok sık olacaksa araya batmadan sadece trabzanlarımıza batabiliriz bakın araya girmeden çok yığılma olmasın trabzanlarıma batıyorum trabzanıma yine uç noktaya kadar geldim şu kısımdan başlamıştım dolaştım ve diğer bütün dolaşmalarımı tamamladıktan sonra tam alt noktada birleşiyorum ve şimdi ikinci sıramızı başlamak için hazırız bu aşağıya çok yığmayalım bakın bayağı bir rahat yaptım çok fazla yapmadım dört tane Bakınız şu alt kısımda yeterli hemen birinci zincir çekerek ördüm trabzana giriyorum kaydırıyorum bir iki üç tane zincirimi çektikten sonra yandan diğerin arkadan yandan arkadan ikinci sıramı da tamamladım başlangıç noktama geldim zinciri çektiğim yere son trabzanımı ördükten sonra zincirimle diğer trabzan arasına giriyorum ipimi alıyorum bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi kesip kolumuzu da tamamlamış oluyoruz böyle e, kestiğimiz ipleri hemen iç kısımlarını çevirelim gizleme işlemlerimizi şöyle uzaktan uzaktan götürerek yapalım en son bir zincir çekip kapatıp ipimizi keselim ben düğmelerini dikmiştim şöyle rengarenk düğmelerimi diktim farklı farklı renklerde farklı şekillerde düğmelerimi diktikten sonra yeleğim kullanılmaya hazır hale geldi her iki kolumuzu görmekteyiz lastiklerimizi önümüzü yine iliklerimizi birlikte açtık altımızı 3 sıra şeklinde ördük etek kısmını uç kısmını ve yeleğim bu şekilde kullanılmaya hazır hale geldi Evet, bir çalışmamızı tamamladık. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.